Bülent Erandaç Yeni Aktör Türkiye Öncelikli olarak günümüzde karşımıza çıkan olayların başlama ve devam ettirme aşamalarını bilmezseniz, sürecinde nasıl ve ne zaman sona ereceğini anlamakta zorluk çekersiniz. Evet, yaşanan senaryoları değerlendirmek için gelişmelerden başlama ve devam ettirilme aşamalarını bilmek gerek. Geriye doğru 400 yıl geçmişe baktığımızda sanki Allah 100 yıllık bir sarkaç düzeni koşmuş, ve yüzyılda yeni bir dünya kuruluyor. 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı sonucu kurgulanan 20. yüzyıl dünya düzeni son yıllarını yaşıyor. Şu anda 2015-2030 yeni dünya kuruluyor. Geçmekte olan 20. yüzyıl uluslararası sistemi 2. Dünya Savaşı'nın galiplerince kurgulanmış ve kurumsallaştırılmıştı. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sovyetler Birliği, Çin ve Fransa'ydı. Sistem hak ve adalet üzerine inşa edilmedi. Galiplerin ve güçlülerin üstünlüğü üzerine kuruldu. Geçmiş 20. yüzyıl uluslararası sistem dünyaya adalet getirmedi. Küresel güçler sürekli olarak Türkiye'yi nasıl devre dışına itebiliriz ya da nasıl emirlerimizin altına alırız hesapları yaparken Türkiye liderliği de emperyalist oyunları iyi okuyor ve yerinde paradigmalarla dünyanın önüne çıkıyor. Başkan Tayyip Erdoğan şu anda dünyanın en tecrübeli lideri. Biden, Putin, Xi Jinping diğer tecrübeli liderler. İçinde olduğumuz 21. yüzyılda düşünceleriyle, projeleriyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölünmüş, mağdur ve mazlum Müslümanlara sahip çıkmasıyla Müslümanların önderliği yolunda yürüyor. Adı ne olursa olsun şu sıralar yaşadığımız bütün gelişmeler kurulmakta olan yeni dünyaya ilişkin kavganın görüntüleri. Türkiye'de 2016 yılında derin ABD NATO gladiyosu FETÖ darbesini önledikten sonra muhteşem jeopolitik hamleler yaptı. Küresel güçlerin derin oyun ve projelerini tek tek paçavraya çevirirken yeni dünya masalının bölgesel güç oyuncusu olduğunu net biçimde gösterdi. Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya, Ege Adaları, Karadeniz, Azerbaycan'la beraber Karabağ zaferi 21. yüzyılın en önemli aktörü olacağımızı ilan etti. Uluslararası sistem çok kutuplu hale geliyor. ABD, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere'nin karşısına Türkiye, Brezilya, Hindistan yeni oyuncuları. Sadece uluslararası müzakere masalarında yerlerini almakta kalmıyor, aynı zamanda oyuna yeni kurallar da getiriyor. ABD, Çin'e güvenli bir enerji yolunun oluşmasını engellemek ve enerji kaynaklarının akışını ve geçecekleri bölgeleri kontrol etmek için derin oyun devam ediyor. Çin'in Yeni İpek yolunun iki demiryolu geçişinden birisi Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiyor. Üç deniz yolundan birisi Kıbrıs, Magosa, Mersin, İskenderun üzerinden yürüyecek Doğu Akdeniz ikinci Bassa Körfezi oldu. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinden günümüzde oynanan derin oyunu çok iyi okuyan Başkan Erdoğan Türkiye, Mavi Vatan stratejisiyle Doğu Akdeniz, Ege Adaları, Karadeniz sahasında küresel hamleler yapıyor. Nihayetinde milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model önerisiyle daha adil bir dünyanın mümkün olduğu vurgulanıyor. Yeni dünya düzeninde Başkan Erdoğan Türkiye bölgesel küresel aktör olarak Avrasya'nın kilit ülkesi konumuna geliyor. Bir daha Türkiye olmadan Avrasya'da oyun oynanamayacak mottosunu tekrarlamayalım. Gelecek inananların ve büyük düşünenlerin olacaktır. Küresel lider küresel mesaj verir. Başkan Erdoğan, 3. eksenin lideri olarak jeopolitik hamleler yapıyor, çok taraflı politikalarla ABD, Rusya, AB, Çin, Afrika, Müslüman dünyaya yönelik Türkiye'nin merkez ülke konumunu tahkim ediyor. Derin ABD'den HDP suflesi Derin ABD Avrupa tarafından CHP omurgasında kurgulanan Millet İttifakı, 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın Büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmak için her türlü tezgahın merkez karargahı olarak çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD seçimlerine giderken Biden'ın Erdoğan'ı yıkacağız, muhalefeti iktidara getireceğiz sözlerinden sonra canlandı. Millet İttifakı'nda derin ABD Avrupa mahfillerinin kaleminden çıkan söylem ve eylemler ağır basıyor. Derin ABD Biden'ın neokon beyinlerin verdiği sufleler doğrusunda hareket ettiği gözlenen Kılıçdaroğlu, bir taraftan güncel ve çözülmesi mümkün olan, hatta çözüm yoluna konulan problemleri manipüle etmeyi, zihinleri karartmayı sürdürüyor. Diğer taraftan CHP-HDP flörtünü perde gerisinde organize ederken, İYİ Parti ve Saadet'in CHP'den kaçmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Neokon stratejistlerin HDP suflesi verdiği Kemal Kılıçdaroğlu da dilinin altındaki baklayı çıkardı. Kürt sorunu tanımlaması altında HDP ile sürdürdüğü perde arkası ilişki ifşa etti. Derin ABD'nin aparatı bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP'nin yakınlaşmasının derecesi aziz milletimiz tarafından net olarak görülüyor. Perde gerisinde CHP ile pazarlık yapan HDP PKK 27 Eylül'de de bir yol haritası açıkladı. HDP CHP'den çok daha fazla taviz koparmanın derdinde. Hatta bakanlıklar istiyor. CHP bu kirli ittifakı gizlemekle kalmayıp perde arkasından da birçok söz veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Teröristlerden emir alan bir partinin üyesi bakan olacak. Bu tavizi düşünmek bile bu güzelim ülkeye ihanettir. Atlantik ötesinden gelen sufle doğrultusunda CHP'nin iki önemli ismi Oğuzkan Salıcı ve Ünal Çeviköz aniden Kuzey Irak'a gitti. Salıcı, 10 Aralıkçı ve HDP PKK flörtü uzmanı. Çeviköz'de NATOcu Kuzey Irak'ta PKK önde gelenleriyle konuştukları iddia ediliyor. Döndüler Kılıçdaroğlu Kürt sorununda HDP muhatabımızdır dedi. Millet İttifakı ortağı İyi Parti'de milliyetçi görüşleriyle tanınan Müsavat Tervişoğlu da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamayı yaptı. Belli ki Derin ABD 2023 seçimleri doğrusunda CHP-HDP aşkını takip ederken İYİ Parti ile HDP arasındaki soğukluğu da gidermek istiyor. Söz konusu olan Türkiye'yi bölmeyi Irak, İran, Suriye'den çıkaracakları topraklar üzerinde tampon devlet kurmayı hedefleyen ABD, terör örgütü, uzantısı HDP ve Millet İttifakı ile bu planı hayata geçirmeye çalışmaktadır. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin nereleri savrulduğu açısından hazin bir tablo ortada. Atatürk'ü parti içinde yok eden bu anlayış, Türkiye'yi de bölmek için adımlar atmaktadır. Hayalleri Türkiye'yi Suriye'den, Irak'tan, daha doğrusu Orta Doğu ve Akdeniz'den tamamen koparmak. Bir de bu kirli ortakla Millet ittifakı diyorlar. Hadi oradan. Bülent Erandaç Yasin Aktay bir fitne olarak sorun siyaseti. Meseleyi büyütmezseniz, mesele yoktur derseniz mesele kalmaz dediği söylenir. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in. Bu bazı gerçek meseleleri görmezden gelerek, gündemden düşürerek veya gündeme gelme yollarını kapatarak kestirmeden çözmenin kurnaz bir siyasi yolu gibi görünmüştür hep. Nitekim Demirel'in siyaset tarzı, ülkenin gündemindeki veya gerçeğindeki birçok meseleyi bu şekilde yıllarca idare etmekle temayüz etmiştir. Görmezden gelerek çözme veya çözmüş gibi görünme veya hiç bulaşmama yolu gerçek meseleler ülkenin gündeminde dağ gibi büyür de toplumsal barışı tehdit edene kadar bu görmezden gelmeler sürebilirdi. Dağ gibi büyüyüp başka meselelerin tamamının önüne geçtiğinde ise çözüm için artık çok geç kalınmış olabilirdi ancak bir tarafıyla da gerçekten de gündeme birileri tarafından zorla getirilen meseleler de olabilir ve bu tavır bu tür suni meselelere karşı hiç de etkisiz veya işlemez bir siyaset değildir Neticede sorun veya mesele algısının çoğu zaman insanların önemsemeleriyle veya tercihleriyle ilgisi vardır. Siyasi bir tercih, siyasi bir tercihtir ve gerçek demokrasiler toplum barışını tehdit etmediği sürece, başka insanlara haksızlık veya hak ihlali sonucu gerektirmediği sürece, her türlü siyasi tercihin özgürce ifadesi ve savunulmasını da gerektirir. Milliyetçilik veya karşı milliyetçilikte saldırgan bir ırkçılığa dönüşmediği sürece siyasi özgürlük konusudur. Türkiye'nin 10 ila 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de Kürt sorunu gerçek bir sorundu, can yakıyordu, insanları tahkir ve tezif ediyor, aşağılıyor ve devlet şiddetiyle işleyen ciddi bir sorundu. O dönemde Kürt meselesini yoktur diye geçiştirmek hem sağ hem sol siyasetin değiştirilmesi veya gözden geçirilmesi dahi teklif edilemez rutiniydi. Çünkü insanlar Kürt olduklarını söyleyemiyorlardı. Bilinmeyen bir dilde konuşanları devlet söylemi yok sayıyor, ısrar edenlere karşı yasal işlemler yürütülüyordu. Hapishane ziyaretlerinde yakınlarıyla tek kelime konuşamadığı için sadece bakışarak hasret gidenlerin hikayeleri meşhurdur. Kürt diye bir kavim yoktu. Dolayısıyla Kürt sorunu da olamazdı. Bu devlet söylemini değiştirmek veya değiştirmeyi teklif etmek dahi hiçbir siyasi için mümkün olamazdı. Bu şartlar bu sorunu bir geçim kaynağı haline getirmek isteyen odaklar için aslında son derece kullanışlılığıyla dikkat çekti.'' PKK şiddet ve terör yolunu bu sorunu siyaset zemininde tartışmanın veya halletmenin yolunun tıkalı olduğu gerekçesine dayandırarak haklılaştırmaya ve buna zemin bulmaya çalıştı. Şiddete karşı devlet şiddeti bu sorunu daha da büyüttü. Devletin yanlış terörle mücadele politikaları PKK için en büyük destek oldu ve 20 yıllık çatışma ortamı olayı çok boyutlu bir sorun haline getirdi. Artık karşımızda tek başına bir Kürt sorunu yoktu. Uluslararası boyutları da olan bazı Türkiye düşmanları tarafından da önemli bir koz olarak değerlendirilen ülke bütünlüğünü huzurunu tehdit eden bir terör, kalkışma boyutuyla iç içe geçmiş bir sorun vardı. Bu sorunun tabii ki bir de sosyolojik, ekonomik boyutları da vardı. Bu sorundan geçinen iki tarafta da semirmiş savaş ağları, mafyaları, derin devlet afrasıyla hüküm ferma yasa dışı ama etkili mihraklar vardı. Kürt sorunu denilen şey artık bütün bu boyutların hiçbirini ihmal etmeden çözmek mümkün değildi ama böyle bir çözüm yoluna cesaret edecek güçlü bir hükümet de gerekiyordu. AK Parti hükümeti bu yola cesaret etti. Baştan itibaren Kürtleri yok sayan, inkar eden, dillerini, kültürlerini, kimliklerini yasaklayan ve bundan dolayı soruna kaynaklık eden anlayıştan zaten uzaktı. Bu anlayışla olaya yaklaşınca sorunun önemli bir kısmı çözülüyordu zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Ağustos 2005 yılında Diyarbakır'da Kürt meselesini tanıyoruz ve bunu biz çözeceğiz. Meydan okumasıyla başlayan sürecin sonunda gerçekten de Kürt sorununun en önemli kilitleri açılmış oldu. Ancak sorunun terör boyutunun da böylece hemen otomatik olarak çözüleceği beklentisi fazla iyimserdi. Çünkü sorunun sorun olma vasfından beslenen savaş ve siyaset ağları bu sorunun çözülmüş olma ihtimali o kadar hazır değillerdi. O yüzden Kürt meselesinin çözülmüş ve bitmiş olma ihtimalini en fazla Kürtlere, Kürt sorunu satan HDP ve selefi siyasetçiler ve tabii ki arkalarındaki terör örgütü itiraz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürt sorunu yoktur deme hakkına fazlasıyla sahip bir siyasetçidir. Çünkü o bu sorunu gördü ve gereğini yaptı, çözdü. Bugün onun ortaya koyduğu çözüm yoluyla Türkiye'de kimse Kürt olma dolayısıyla ne aşağılanıyor, ne inkar ediliyor, ne de yok sayılıyor. Kürtçe üzerindeki bütün engeller kaldırılmış. Kürt kimliği bizzat devlet söyleminde tanınmıştır. Olması gerektiği gibi. Ama buna en şiddetli cevabı Türk milliyetçileri değil Kürt milliyetçileri verdi. Çünkü Kürt meselesinin çözülmüş olma ihtimali onlar için bir geçim kaynağının kuruması anlamına geliyordu. Bugün Kürt meselesine kimlerin ne tür yatırımlar yaptığı, özellikle Amerika'nın Suriye'de PKK uzantısı terör örgütlerine verdiği destekten de net bir biçimde anlaşılıyor. PKK'nın veya HDP'nin Amerika'nın bölgedeki çıkarlarını ve planlarını temsil etmekten daha fazla Kürtleri temsil etmek gibi bir misyonu olmadı hiçbir zaman olsaydı açılım ve çözüm süreçleri zamanında yapıcı bir katkı yapar terörün bitirilmesine katkı yapardı ama niyet de planda başkaydı meseleye bakış bambaşkaydı Bugün meseleye en sağlıklı yaklaşımın benimsenmiş olduğu ve meselenin gerçekten bütün yapay boyutlarının ortaya çıkarılarak bitirilmeye yüz tutmuş olduğu bir ortamda, Kılıçdaroğlu'nun meseleyi diriltmeye çalışmasını anlamak zor değil aslında. Meseleden biraz da biz ekmek yiyelim telaşında ama bu mesele bir fitne olarak uyandırıldığında alevleri önce CHP'yi yutacak farkında bile değil. Yasin Aktay